فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عونا في حق ضد الباطل كانت أمة مهيبة. Bakınız, İslam ümmeti, yani burada ashabtan bahsediyor. Böyle Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarıldığı zaman, o zaman da muhibe olan, yani gerçekten ondan korkuyorlardı. Ama şu an mesela gördüğünüz, ne ümmet var, ne bir şey var. Hepsi kimin eli, kimin cebinde belli değil. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bile, yani birlik ve beraberdiler. Bir mektupla Osmanlı İspanya'daki olan o yarışmayı bile kaldırmıştır. Ama şimdi gel, biz dinimizden ayrıldık. Dinimize dönmeden bu kurtuluşlar olamaz. Musibetler olamaz. Kıtlıklar olamaz. Yani kıtlıklar olacak. Peki çözüm ne? Çözüm tek kelimeyle kema emrana rabbuna ve ahbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem. Çözüm bu. Yoksa yani aha bugün de gitti. Yarın ne olacak? Eğer aldırış etmeksizin bu şekilde nerede sabah orada akşam bu şekilde hani efe hasibtum ennemâ halaknâkum abesâ ve ennekum ileyne la turca'un misali olursa ne olacak? Sandınız ki biz sizi başıboş bir şekilde yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz, öyle mi? Yok. Siz ubudiyet için gönderildiniz. Rububiyet için gönderildiniz. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ بَعْدَنْ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ كَيْفْ يَا رَبِّ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Biz bunun için. Kişinin, müminin, Müslümanın hakkıyla Yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına tasdik eden olan bir kişi, hemmi gayesi bu olması gerekiyor. Aksi halde Allah muhafaza, musibetlerle, kıtlıkla karşı karşıya kalması işten bile değildir. Naam. وَلَمَّا تَفَرَّقَتْ وَصَارْ بَعْضُهُمْ يُهْلِكْ بَعْضًا وَيُسِبْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا صَلَّتَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَا اَنْفُسِهِمْ. Ve en büyük örnek kim? Osmanlı İmparatorluğu mesela. Onlar iç içe girdikleri zaman, kargaşa içeri girdikleri zaman Allah Tebareke ve Teala Moğolları, Tatarları, diğerleri onlara musallat etti ve onları biliyorsunuz yerle bir etti. Bir ümmet kendini değiştirmediği müddetçe Allah onları değiştirmez. 600 küsür sene, yani hakmu fi kitabillah ve fi sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama son zamanlarda ne zaman dini bıraktılar, Allah da onları yerle bir etti maalesef. Seni aziz kılacak olan dindir, rezil edecek olan da nedir? Dinden ayrılırsan o da dindir. Hani Ömer diyor ya, kunna azilla fa a'azzana Allahu bil İslam. Biz zelildik, rüsvaydık. Allah Celle Celaluhu İslam'da bizi aziz kıldı. Ömer diyor radıyallahu anh. وأعظم من سلط عليهم فيما أعلم التتار. Burada İbn Üzeymin rahmetullahi aleyh bildiğin bu Müslümanlara musallat edilen diyor Tatarlar diyor. Moğollar, hani Diriliş Ertuğrul bunu şey diyor ya, işte bunun misalini yapıyor. Her ne kadar doğru ise bir nispet doğruluk payı var burada. Onlar Allah'ın kitabından ayrıldıkları zaman Allah da o ateşi tapanlar, Budistleri ve Tatarları, Moğolları Rabbim Tebareke ve Teala onları ne yaptı? Onları musallat etti ve tarihten onları sildi.